Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve Yeni Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Modelimiz kalem oyası arkadaşlar kalemle kirpiklerini yapacağız ve çitlerin üzerine bu kirpikleri yaptıktan sonra bu şekilde istediğiniz renklerle arkadaşlar bu tomurcuklu trabzanları yapacağız şimdi oyamızın yapımına geçelim arkadaşlar bu şekilde ikişer zincir çekerek yemenimizin tığ battısını hazırlıyoruz arkadaşlar Şöyle bir zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturuyoruz. Bir defa dolayıp yeni başlarken de arkadaşlar yine bir zincirle ipimizi tığımıza tutturup bir defa dolayıp 2 2 alarak bu şekilde bir trabzanla başlayacağız. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 zincir bu şekilde buraya bir tane trabzan yapıyor bir zincir çekip bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıya 2 2 olarak kapattım. Arkadaşlar bu oyanın özelliği bakın çitlerin arasının açık olması. Hatta benim tığ battılarım sık olmuş arkadaşlar. Normal bu oyanın özelliği biraz daha iri olması tığ battılarının. Çünkü aradaki bu bir zincirin daha seçik ve açık görülmesi gerek. Daha biraz araların açık olması lazım. Son yaptığım trabzanımı arkadaşlar boş yapıyorum. Kirpik yapmıyorum. Yani 6 zincir çekiyorum bu tomurcuksuz trabzanıma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ters tarafını döndüm modelimin. Bir tane atlıyorum. ikinci tomurcuğumun içine. Bu şekilde kapattım yuvamı. Bir zincirimi çekiyorum buraya. Dönüyorum. Bu bir zincirimi yuvada kapatıp sık iğne yapıyorum. Yani arkadaşlar buraya. Şimdi buraya bir zincir çekip ipimi uzattım. Kalemimi alıyorum. Kalemimi taktım. ipimin zincirimin ucuna. Yuvanın içine girip içeride bir iki zincir çektim. Yine uzattım. Taktım kalemime iki. Aynı şekilde yuvamın içine devam ediyorum. 1 2 zincir taktım kalemime 3 oldu arkadaşlar. Buraya toplam 8 adet bu şekilde çalışma yapacağız. Yuvaya girdim bu şekilde. 2 zincir kapattım buraya. Yani kalemime ilmeğimi taktım. 4 oldu. Aynı şekilde bir iki zincir iki zincirimden sonra ilmeğimi kalemime takıyorum 5 tekrar aynı yuvaya girdim 1 2 zincir kalemime taktım 6 oldu 2 zincir yuvada ipi uzatıp kalemime taktım 3 6 7 oldu arkadaşlar bu şekilde ve yine yuvaya girdim son kez 8. çünkü ilmeğim arkadaşlar kalemime taktım bu şekilde 8 tane ilmek taktık yine aynı yuvaya girip buraya bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar destek olsun bu iplerin beri kaymaması için dibine muhakkak bir sık iğne yapın sonra bu trabzanımın seviyesine indim bu şekilde bir zincir çekiyorum bir defa tığın başını doluyorum yandaki tığ battıya bu şekilde 2 2 alarak trabzan yapıyorum şimdi şu trabzanlarımızın ara suyumuzun trabzanlarının yapına başlayalım arkadaşlar 1 2 3 4 4 zincirimizi kirpik olarak buraya trabzanımıza kapattık bir zincir çektim bir defa doladım buradaki tığ battımın içine 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir. 4 zincirimi trabzanıma kapattım buraya. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Tığ battıya girdim. 2 2 olarak aldım. Aynı şekilde arkadaşlar sonuna kadar bu şekilde çitlerimizi yapacağız. Tomurcuklu trabzanlarımızı yapacağız. Sonra modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Burasını ben tamamlayayım. Evet arkadaşlar tamamladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu yaptığım 8 tane ilmeği kalemimden çıkardım. Şöyle büyük olmasını istedim arkadaşlar. Süt pipetiyle yapmak istemedim. Biraz büyük ve şatafatlı görünsün istedim. O yüzden kaleme taktım. İki zincirimi çekip ipime tutturdum. Bir tane tomurcuk atlayıp ikinci tomurcuğumun için arkadaşlar bu şekilde kapattım buraya. 3 zincir çekiyorum buraya. 1 2 3 zincir. Ve arkadaşlar buradan bir tane ilmek alıyorum. İlmeğim uzun olduğu için dönmesi doğal arkadaşlar. Onu hemen düzeltip 1 2 3 zincir. Yandaki ilmeğimden aldım kapattım buraya. 1 2 3 zincir. Bu şekilde kapattım ilmeğimi. 1 2 3 zincir. Kapattım buraya. Bütün ilmeklerimi 3 zincir çekerek arkadaşlar bu şekilde kapatıyorum. 1 2 3 zincir ilmeğimi kapattım buraya 1 2 3 zincir yuvada kapattım ilmeğimi bu şekilde 1 2 3 zincir bu şekilde ilmeğimi kapattım 1 2 3 zincir çektim bir tane tomurcuk atlıyorum ikinci tomurcuğumuzun içine kapattım buraya bu şekilde arkadaşlar bakın arada bir tane tomurcuk bıraktım. Bir zincir çekip döndüm. Yuvamın içine bir sık iğne yaptım. 1-2 zincir Bir defa doladım tığımın başına yuvaya girdim 2 2 olarak aldım 4 zincir Burada trabzanıma kapattım Bu şekilde tomurcuklu trabzanımız oldu 2 zincir çekiyorum buradaki aynı yuvaya girip sık iğne ile kapattım. Yandaki 3 zincirli yuvaya sık iğne ile geçtim. Bir tanesi hazır arkadaşlar. Kirpikli trabzanımızın. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. 2, 2. 4 zincir. Kapattım trabzanımın arasına. 1, 2 zincir. Hemen aynı yuvaya kapatıyorum. İkincisi de hazır arkadaşlar. Üçüncü yuvaya bu şekilde kapattım. Bir, iki zincir bir defa doladım. Yuvaya girdim. İki, iki. Bir, iki, üç, dört zincir. Trabzanımın arasına girdim. Kapattım. İki zincir çekiyorum. Buradaki yuvada bu şekilde kapattım. Yandaki yuvaya geçip sık iğne ile 2 zincir bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 zincir yuvada kapattım kirpiğimi 1 2 zincir yuvada kapattım sırasıyla arkadaşlar görüyorsunuz yavaş yavaş tüm bu zincirlerimizin içini böyle tomurcuklu trabzanlarla dolduruyoruz 1 2 zincir Şimdi arkadaşlar bu geri kalan yuvayı da aynı şekilde ben dolduruyorum. Şu kapatma işleminde buluşalım. Evet arkadaşlar. Tüm bu kalan e, kirpikleri de tamamladım. Son kez bir tane de bu başladığımız tomurcuğa batıp şöyle düz bir görüntü elde ettim arkadaşlar. Modelimizin yapımı bu şekilde. Şöyle daha önce beğenildiği için bu renkler arkadaşlar. Aynı tonları kullandım. Umarım yine çok beğenirsiniz. Evet, modelimizin yapımı bu şekilde arkadaşlar. Böyle çitler üzerine kalem oyası, yelpaze oyası şeklinde oldu arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.